Bugün ABD destekli kanlı 15 Temmuz darbe girişimi üzerinden 3 yıl geçti. Darbe girişimi Müslüman halkımızın destansı direnişiyle geri püskürtüldü. Bu darbe girişiminde şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralanıp halen tedavisi devam eden kardeşlerimize de Şafi ismiyle Rabbimden hayırlı şifalar diliyorum. Hüdapar olarak darbelere karşı tavrımız nettir. Parti programımızda da darbelere karşı tavrımız belirtilmiştir. 15 Temmuz akşamı darbeye karşı ilk tepki gösteren siyasi partilerden biri de Hüdapar'dır. Darbe girişimini öğrendiğimizde hemen parti üyelerimize abdestinizi alın, kefenlerinizi giyin, sokağa çıkın, direnin diyen biziz. İstanbul'da Diyarbakır'ın bağrından kopmuş parti üyemiz Mehmet Kara Aslan darbeye karşı direnirken şehit oldu. 15 Temmuz zaferi Müslümanların birlikte olmasıyla neler başarabildiğinin göstergesidir. O gece sokaklarda ben Müslümanım diyen herkes vardı. Herkes aynı amaç uğruna tekbirlerle tanklara karşı direndi ve zaferi elde etti. Bu Müslüman halkın darbe teşebbüsüne refleksiydi. Tekbir sesleriyle meydanlara dökülen halkın zaferi, demokrasi zaferi söylemiyle farklı mecralara çekildi. Allah için tankların karşısında mücadele edip canını çekinmeden veren şehitlerimiz demokrasi şehidi diye nitelendirildi. Bu darbeye karşı meydana dökülen Müslüman halkımızın vicdanını derinden yaralamıştır. Açıkçası Müslüman halkımızın kazanmış olduğu zafer çalınmıştır. Şehit ve şehadet kavramları Kur'an'ı bir kavramdır. Bu kavramlar başka aidiyetlerle eşleştirilemez. Evet, 15 Temmuz darbe girişimi püskürtüldü ama darbeye çekinmeden destek veren, tüm darbelerin arkasında olan ve her Müslümanın dökülen kanında eli olan Amerika'ya karşı herhangi bir girişim olmadı. Hatta işin faillerinde olan Papaz Brunson Amerika'ya iade edildi. Neden verildiğini de anlamadık. Adana İncirlik Askeri Üssü'nde kalkan tanker uçakları darbecilerin uçaklarına havada yakıt ikmali yapmadı mı? Bütün bunlar ortadayken topraklarımız halen Amerikan üsleriyle işgal altında, buradan yetkililere sesleniyorum. Topraklarımız her darbenin arkasında açıkça duran Amerika'ya kapatmak vakti gelmedi mi? Bu bize büyük bir zillettir. Amerika bizim topraklarımızda olduğu sürece darbe tehlikesi hep vardır ve olacaktır. Bunu 15 Temmuz'da FETÖ ile yaptılar. Yarın başka bir kukla örgütle de yapabilirler.